Merhaba arkadaşlar bir trader kanalına hoş geldiniz. Eğer videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olarak beni desteklerseniz sevinirim. Avrupa'nın ödüllü forex firması Forex TR artık Türkiye'de 3 yıl aşkın süredir kesintisiz ve kaliteli hizmetiyle faaliyetlerine devam ediyor. Forex piyasasında işlem yapan ya da yapmak isteyen yatırımcılar özellikle gram altın, döviz ve kripto para işlemlerinde kaldıraçlı alım satım yapmak isteyenler açıklama kısmına bıraktığım linkten iyi olmanız durumunda yatırımcılar için oluşturmuş olduğum var WhatsApp grubuna üye olabilirsiniz ve yatırımlarınızı daha karlı hale getirebilirsiniz. Haftanın 3. işlem günü Dolar TL grafiğinden başlayalım. Bu sabah Dolar TL paritesi 8.80 seviyesinde işlem görüyor FX piyasalarında. E, kur teknik olarak 8.80 seviyesi üzerinde tutunma çabasını e, ekranda da gördüğünüz gibi sürdürmeye devam ediyor. E, Dolar endeksinin 94.000 seviyesi üstünde olması e, ve bu şekilde seyrini güçlü bir şekilde koruması. E, onun dışında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin ise e, %50 seviyesinin üzerinde hareket etmesi şu an %1. 1,56 seviyesinde hareket ediyor. E bu şekilde yükselişini sürdürmesi kurda gevşeme görülmesine maalesef ki baskılamaya devam ediyor. E onun dışında Türkiye 5 yıllık CDS primi ise 437 bas puanı yükselmiş durumda. E çok yüksek seviyeler arkadaşlar bunlar. E teknik göstergeler dolar endeksindeki mevcut geri çekilmenin e teknik bir düzeltme niteliğinde olduğunun ve endeksteki genel yükseliş eğiliminin e sürdürdüğünü sinyalini veriyor aslında. Yani endeks her ne kadar 94.000 seviyesinin hemen altında zaman zaman fiyatlasa da bu şekilde yükseliş iğmesinin devam ettiği sürece arkadaşlar kurda yukarı yönlü eğilimde devam edecektir. Onun dışında teknik göstergelerin ürettikleri sinyaller doğrultusunda dolar endeksindeki geri çekilmelerin sınırlı kalması ve yukarı yönlü hareketin sürmesi Türk lirası üzerindeki baskının da devam etmesine sebep olacaktır arkadaşlar. Grafik üzerinde incelemek gerekirse son 3 gündür üst üste zaten gördüğünüz gibi yükseliş mumları yakılmış durumda. Özellikle alıcılar 8.80 seviyesinin üzerinde ciddi şekilde güç kazanmış durumdalar. Burada zaten 8.80 seviyesinin üstü alım için gerçekten çok ideal noktalar. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. 8.80 seviyesinin aşağısı ise mutlaka stop loss koyulması lazım. Çünkü buradan aşağısı geri çekilme niteliğine kazandıracaktır ve 8.50 hatta 8.26 seviyelerine kadar geri çekilecektir. Fakat şu an böyle bir şey olmasın neredeyse imkansa yakın gözüküyor çünkü merkez bankasının para uygulamış olduğu para politikası toplantısında yapmış olduğu sürpriz faiz kararı arkadaşlar piyasaların tam tersi yukarı gidişatına destek olmaya devam ediyor. Onun dışında arkadaşlar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Eylül ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesini yayınladı. Dün tüketici enflasyonunda enerji maliyetlerinin etkilerine dikkat et çekti Merkez Bankası e, faiz indirim gerekçesi olarak öne sürdüğü e, çekirdek enflasyonda ise Eylül ayında e, yüksek seviyelerin korunduğunu belirtti. Yani e, bu ay arkadaşlar faiz indirimleri e, gelmeyip tam tersi sabit kalma potansiyeli e, mevcut ama Merkez Bankası'na tabii ki de belli olmaz. E, birçok yabancı e, meşeli kurum arkadaşlar e, seninle sonuna kadar zaten en az e, 100 puan e, 150 bas puan faiz indirim beklediklerini e, ifade ettiler biraz da e, arkadaşlar altına bakalım altın tarafına şimdi e, ons altın Haziran ayında Fed'in varlık alımlarının azaltılmasını tartışmaya açmasıyla e, biliyorsunuz sert düşüş yaşamıştı e, sonraki dönemde fiyat 1677 e, dolara kadar da e, dip seviyesinden 1834 dolara kadar e, tekrar bir yükseliş gösterdi arkadaşlar. Fakat e, bu yükseliş ne yazık ki devam etmedi ve Eylül ayında dolardaki hareketle e, fiyat tekrar 1720 dolara kadar yani şu seviyeye kadar e, geriledi. Böylelikle e, altın arkadaşlar sene başından bu yana %8'e e yakın e, gerileme görüldü. E, Ekim ayının ilk işlem haftasında ise biliyorsunuz 1774-1770 e, e, yani şu seviyelere kadar e, çıkmıştı altın fiyatı. E, dün tekrar 1748 e, seviyesine kadar geriledi. E, bugün arkadaşlar baktığımız zaman ise 1720 seviyesini almış olduğu destekle hala 1750 seviyesinin e, hemen üstünde tutulma çabasını görüyoruz. Özellikle ABD tarafında gelen bu. Ee, ABD tarafındaki ASM hizmet endeksi e, beklentiyi aştı. ASM e, e, hizmet endeksi Eylül'de 61,9 olarak kaydetti. E, beklenti ise endeksin 59,9 olması yönündeydi. E, bu şekilde gelen veri sonrasında aşağı düşmeye başladı. Şu an e, burada arkadaşlar 1770 seviyesi. Yukarıda direnç seviyesini görüyor. E, bu seviyesinin aşağısında kaldığımız sürece özellikle 1750 seviyesinin aşağısında kalırsa da e, tekrar e, kısa vadeli de olsa e, trendine gireceğiz arkadaşlar. O yüzden 1750 seviyesinin üzeri korunması durumunda e, tekrar 1770-1780 seviyesine doğru e, bir atak gerçekleşecek. Yani burası kritik nokta e, önemini taşıyor. Buranın aşağısı e, düşmeye devam etmesi anlamına e, geliyor arkadaşlar. E, bugün ee, ABD tarafında açıklanacak özel sektör istihdam verisi olacak. Ee, mutlaka takip etmekte fayda var arkadaşlar. Ee, evet. Onun dışında biraz da gram altına bakalım. Şimdi e, gram altında arkadaşlar biliyorsunuz dolar kurunun 8.85-8.86 e, seviyesinde yakında işlem görmesi. ya yani Son birkaç gündür her ne kadar 3 gündür çıkış eğilimi gösterse de e, dar bir bantta işlem görüyor arkadaşlar dolar tl grafiği. E, bu hafta onsun etkisiyle değişim gösteren gram altın yukarıda 504 seviyesine kadar e, çıkmıştı. E, buradaki e, seviye arkadaşlar 15 Temmuz sonrası en yüksek seviye olmuş durumda. E, gram altına baktığımız zaman ons altın yani global fiyatların altının global piyasada gerilemesi arkadaşlar gram altında aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Fakat ekranda da görüldüğü gibi buradaki her geri çekilmeden sonra alıcılar daha da kuvvetli bir şekilde yukarı çıktı arkadaşlar. Yani burada gördüğünüz gibi 490 seviyesinden almış olduğu destekle yukarıya çıktı sonra tekrar 491 seviyesine çıktı. Yani burada grafiğin yukarı yönüne gittiğini gözümüzde zaten görebiliyoruz grafik üzerinde. Genel olarak baktığımızda zaman özellikle 500 seviyesinin üzerindeki e, alımlar e, mum kapanışları önemli olacak 500 seviyesi üzeri. E, burada arkadaşlar alımlar yapılabilir. 500 seviyesinin aşağısında ise e, daha çok short pozisyonları açığa satış pozisyonları devreye girmesi e, daha mantıklı olacaktır. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. E, fakat dediğim gibi e, dolar kurundaki yükseliş iğmesi devam ediyor. 8.80 seviyesi üzerinde kaldığımız sürece e, 10 saltın fiyatına bakmak lazım. Eğer ki 10 saltın fiyatı 1750 dolar seviyesinin aşağı aşağısında e, kalıcılık yaratırsa e, burada da gram altın fiyatları 500 seviyesinin aşağısında e, fiyatlamaya devam edecektir arkadaşlar e, yarın açıklanacak olan tarım dışı istihdam verisi e, piyasalarda hareketlilik e, yapacaktır Arkadaşlar bu yüzden de e, bu veriyi takip etmekte fayda var yani kritik gün özellikle gram altın için yarın olduğunda söyleyebiliriz e, biraz da gümüş fiyatına bakalım şimdi e, gümüş fiyatı Arkadaşlar 22-131 dolar seviyesinden yukarıya desteğini almış durumda ve şu an dar bir kanalda işlem yapıyor açıkçası. 22-369 ile burada 22-668 678 seviyesi arasında gidip gelmeye devam ediyor. Şu an dediğim gibi arkadaşlar şu seviyenin üzerinde olması açıkçası yukarıya trendinde düşen trendde yukarıya kırılması sebebiyle kısa vadeli de olsa yükseliş trendinin devam ettiği anlamına geliyor. Alımlar için bu seviyeler güzel noktalar yatabilmektedir tavsiyesi olmadan söylüyorum. 22 100 200 seviyesinin aşağısına 131 seviyesinin aşağısına stop loss koymak suretiyle bu seviyelerden alım yapılabilir arkadaşlar. global altın fiyatları düştü içinde şuradaki son barın düşüşü bu şekilde normal. gümüş fiyatları da bu seviyeden toparlanma potansiyeline sahip arkadaşlar. Yani yukarıda tekrar 23 dolar seviyesini test etme potansiyeli var gümüşün. BTC tarafına bakalım. E, BTC'de arkadaşlar çok güzel bir e, çıkış yakalamış durumda e, açıkçası söylemek gerekirse e, 4 gündür alı, aralıksız bir şekilde yükselişini sürdürüyor e, bitcoin fiyatları bu şekilde arkadaşlar 7 Eylül tarihinden bu yana ilk kez psikolojik seviye olan 50 bin doları aşmış durumda şu an. Geçtiğimiz günlerde yine Çin'den gelen kripto para madenciliği ile ilgili olumsuz haber sonrası kripto para birimlerinde biliyorsunuz sert düşüşler yaşandı. 39.500 seviyesine kadar düşmüştü. Yine ABD Merkez Bankası Başkanı Powell kripto para birimleri ile ilgili yasaklama olmayacak sözleri piyasaları yeniden hareketlendirmişe benziyor. Özellikle Başkanı e, yapmış olduğu açıklamalarla kripto para birimi e, Bitcoin'i destekledi arkadaşlar. Her ne kadar Çin tarafından e, kötü e, olumsuz gelişmeler yaşansa da ABD tarafındaki e, bu şekilde haberler Bitcoin'i dev desteklemeye devam ediyor. E, şu an genel grafiği izlediğimiz zaman zaten 44 bin seviyesinin üzerine e, alımlar için uygun olmuş olduğunu söyledik. 50 bin dolar seviyesini test etmesi gerektiğini söyledik. Yine tekimde e, bin dolar seviyesini test etti. Şu an 50.000 seviyesinin üzerinde işlem görüyor açıkçası eee yani zirvelere çok yakın 52 bin dolar bir sonraki kritik direncimiz. Şu an 50 bin dolar seviyesinin üzerinde teknik olarak teknik gösterge, göstergeler yukarı yönü bize gösteriyor. Çıkış olacağını gösteriyor. Fakat burada bir geri çekilme olabilir. Özellikle 50 bin dolar seviyesinin aşağısında geri çekilme yaşanırsa tekrar 46 bin 44 bin dolar seviyesine kadar sarkma potansiyeli bulunuyor. Biraz daha risk seven yatırımcı 50 bin dolar üstünde alımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım tavsiyesi olmadan söylüyorum. Ee, burada 55 bin dolar seviyesinde e, karımızı realize edebiliriz. Biraz da e, gümüş TL tarafına bakalım. Gümüş TL tarafına baktığımız zaman da arkadaşlar zaten düşer trendin yukarıya kırılması an meselesi demiştik burada. Nitekim de uzun zamanda kırılmayan düşen trend yukarıya doğru kırılmış durumda arkadaşlar. 6 14 seviyesinden almış olduğu destekle beraber yukarıya burada çıkmaya başladı. Gün içerisinde burada en yüksek geçtiğimiz pazartesi günü arkadaşlar 7 47 seviyesini gördü. Şu an 7 47 7 45 arasında gidip geliyor en yüksek seviye. Güzel seviyelerde hareket ediyor arkadaşlar. Alış alış iş aslında e, çok güzel noktalar e, Düşüş trendine girmesi için Tekrar e, özellikle e, Şuradaki e, düşen trendin Yukarıya doğru yukarıya giden trendin Aşağıya doğru kırılması gerekiyor e, Fakat alımlar için güzel bölgede Olduğunu söylemekte fayda var 6.14 e, seviyesini yani buraya doğru alt Kırar kırması durumunda e, 14 arkadaşlar aşağıda destek noktamız Olmaya devam edecek e, Bu seviyenin aşağısında mutlaka stop loss olmak Gerektiğini söylemekte fayda var e, Gümüş TL e, geniş bir e buradaki bara sahip yani hacimlerine sahip ee, inanılmaz bir şekilde e, gidip geliyor arkadaşlar zaten burada gördüğünüz gibi yani bir anda 644 seviyesinden e, 614 seviyesine kadar e, gidip geliyor arkadaşlar o yüzden e, dikkat etmek gerekiyor e, 614 seviyesinin aşağısına kesinlikle stop loss koymak gerekiyor e, alım için bence güzel noktalar olduğunu belirtmekte fayda var e, global e, altın fiyatlarındaki yükseliş e, yani 1750 seviyesinin üzerine kalırsa e, gümüşü de arkadaşlar 670 seviyesine ne kadar e, sürüklemeye devam edecektir ki e, dolar tl tarafında zaten düşüş eğilim şu an e, beklenmiyor arkadaşlar e, analizlerimi bu şekilde bitiriyorum herkese iyi trade dilerim hoşçakalın